Sayın Emir, teşekkür ediyorum. Leh'te İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel'e söz veriyorum. Sayın Yüksel, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, açılan usul tartışmasında başkanlığın tutumu lehine söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 2004 yılında iktidarımız döneminde kabul edilen 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, ülkemizde hayvanların rahat yaşamalarını ve onlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek amacıyla kabul edilmiştir. Bu kanun, hayvanların acı ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını ve her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamayı hedeflemiştir. Hatta 2021 yılında Yüce Meclisimizce yaptığımız kanun değişikliğiyle hayvanlara karşı gerçekleştirilen birçok fiili de suç haline getirdik. Bu sebeple bizim eşya statüsünden çıkarıp bir can olarak kabul ettiğimiz hayvanlara olan sevgimizi, merhametimizi ve değeri kimse küçültmeye çalışmasın. Kimse bize merhamet, vicdan ve samimiyet dersi vermeye kalkışmasın. Medeniyetimizin ve inanç sistemimizin tüm canlılara yönelik yaklaşımını göz önünde bulundurarak hem insanlarımızın hem de hayvanlarımızın huzur ve güvenliğini temin etmek için bugüne kadar çalıştık. Bugünden sonra da bu düstur ile çalışmaya devam edeceğiz. Yeni düzenleme ile hayvanların korunmasında insan, hayvan ve çevre sağlığının gözetilmesi, sahipli ve sahipsiz hayvan ayrımının netleştirilmesi, yakala kısırlaştır sal metodunun terk edilerek nüfus yönetimine ilişkin yeni bir yaklaşımın getirilmesi, bu sayede hayvan bakım evlerine alınan hayvanlardan rehabilite edilenlerin sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılması hüküm altına alınmaktadır. Görüşülmekte olan kanun teklifinin hazırlanmasına ilişkin süreçte gerek bu husustaki uluslararası sözleşmelere gerekse anayasal düzenlemelere uygun bir şekilde çalışmalar yapılmıştır. Kanun teklifiyle yapılan düzenleme ülkemizin uluslararası yükümlülükleriyle de uyumludur. 2003 tarihinde ülkemizin de taraf olduğu European Convention for the Protection of Pet Animals, yani ev hayvanlarının korunmasına dair Avrupa Sözleşmesi'nde başıboş hayvan sayısının sorun teşkil ettiğine kanaat getirilmesi halinde hayvanlara uygulanacak tedbirlere dair düzenlemeler yer almaktadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2 Taksim 2275 esas numaralı kanun teklifi Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu tarafından 3 gün süren müzakereler sonucunda kabul edilerek genel kurulun onayına sunulmuştur. İç tüzüğün 38. maddesi uyarınca... Sayın Yüksel, lütfen tamamlayın. Komisyondaki görüşmelerde komisyon üyeleri tarafından teklifin anayasaya aykırılığının denetlenmesi amacıyla 2 ayrı önerge verilmiş ve bu önergeler diğer işlerden önce görüşülerek karara bağlanmış. Teklifin anayasaya aykırılığı iddiası komisyon tarafından kabul görmemiştir. Bu aşamada anayasaya aykırılık iddiası nedeniyle teklifin görüşmelerine başlanmasına engel bir husus bulunmamaktadır. Bu çerçevede kamuoyunun beklentisi olan başıboş köpek sorununun insan, çevre ve hayvan sağlığı birlikte gözetilerek çözülmesine yönelik olarak hazırlanmış bu kanun teklifinin devletimiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor. Sayın Başkan'ın tutumunun lehinde olduğumuzu bildirerek Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Yüksel. Şimdi aleyhte olmak üzere Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'e söz veriyorum. Sayın Kılıç Koçyiğit, buyurun. Sayın Başkan, Sayın Vekiller, ben de genel kurulu selamlıyorum. Tabii bazı şeyler vardır tarihin akışı içerisinde. Sadece yazılı kanunlarla ifade edilemezler. Mesela şimdi burada anayasaya aykırılığı tartışıyoruz ya. Tutun ki anayasaya sizin dediğiniz gibi aykırı değil. Peki bu yasa yaşam hakkına aykırı değil mi? Peki bu yasa
Vicdana aykırı değil mi? Peki bu yasa getiriliş biçimiyle, tartıştırma biçimiyle, ele alınış biçimiyle, genel kurula kapattığınız ziyaretçi yasağı biçimiyle gerçekten meclisin bütün teamüllerine aykırı değil mi? Aykırı, aykırı. Şimdi şunu söyleyelim. Bakın 40 saat boyunca bizim ve bütün muhalefet milletvekilleri bu yasaya muhalefet ettiler. Tek tek size, sizin vicdanlarınıza, insanlığa seslendiler ve dediler ki ya yaşam hakkını koruyun. Bir yasa var elinizde, 5199'lu sayılı yasa. Gelin bu yasayı etkin uygulayın. Varsa eksikliklerini beraber giderelim ve bu köpekleri, sokakta yaşayan köpekleri katletmeyin. Katletmek için el kaldım. Sokakta köpek yaşar. Niye köpek yaşar sokakta biliyor musunuz? Çünkü biz insanlar kentleri işgal ettik. Biz insanlar yaşam yerlerini yok ettik. Biz her yere yerleştiğimiz için, biz her yeri beton yaptığımız için bütün kentleri ve bütün yaşamın insanlara ait olduğunu düşündüğümüz için tabii ki bu sorunları yaşıyoruz. Oysa ki biz doğanın bir parçasıyız. Doğanın efendisi değiliz. Biz ekolojik sistemin içerisinde sadece bir parçayız. Kurduyla, kuşuyla, ağacıyla, okyanusuyla ekosistem bir bütündür. Ve siz insanlar olarak bizler ekosisteme, doğanın dengesine meydan okursak günün sonunda hep beraber kaybedeceğiz. Onun için bence gerçekten düşünün. O barınak dediğiniz yerlerin toplama kampı olduğunu bilmiyor musunuz? Köpeklerin açlıktan birbirini yediğini bilmiyor musunuz? Hastalıktan 3-4 gün içinde öldüklerini bilmiyor musunuz? Vallahi hepsini biliyorsunuz. Ama vicdanlarınız emirlerin karşısında sağırlaşmış, duymuyor. Vicdanlarınız duymuyor. Bakın milyonlarca insan bu ülkede size oy verenler diyor ki yapmayın. Sayın Kılıç Koçyiğit lütfen tamamlayın. Ama siz ısrarla ve inatla getiriyorsunuz. Nedenini söyleyelim. Doğaya saygı duymayan, insana saygı duymayan, yaşama saygı duymayan, hukuka saygı duymayan, hakka saygı duymayanın köpeklerin yaşam hakkını korumasını beklememiz gerçekten çok yüksek bir beklenti sizin grubunuz açısından. Ama biz burada bizi izleyen, içeriye almadığınız, meclisi kapattığınız, barikatlarla önünü kestiğiniz ve gözaltına aldığınız bütün hayvan hakları aktivistleri ve bu ülkede bütün yaşamdan yana olanlar için bu yasaya sonuna kadar muhalefet edeceğiz. Siz öldürmekten yanasınız, biz yaşamaktan. Siz yok etmekten yanasınız, biz korumaktan. İşte aramızdaki temel fark da bu. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Değerli milletvekilleri, teklifin anayasaya aykırılığı itirazlarına ilişkin başkanlığımızın görüşünü kısaca açıklamak istiyorum. Bilindiği üzere iş tüzüğün 38. maddesine göre komisyonlar kendilerine havale edilen tekliflerin ilk önce anayasanın metin ve ruhuna aykırı olup olmadığını tetkik etmekle yükümlüdürler. Komisyon anayasaya aykırı gördüğü teklifi maddelerine geçmeden reddetmek zorundadır. Nitekim esas komisyon olarak teklifi görüşen Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu'nun 17.7.2024 tarihli toplantısında teklifin anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla iki önerge verilmiş. Bu önergeler görüşülmüş ve komisyon tarafından reddedilmiş ve teklif 160 sıra sayısı alarak gündemdeki yerini almıştır. Genel kurulda teklifin tüm üzerindeki görüşmeler sırasında anayasaya aykırılık iddialarının dile getirilmesi mümkündür. Genel kurulun bu görüşmelerden sonra anayasaya aykırılık iddialarını ciddi görerek maddelere geçirmesini reddetme yetkisi bulunmaktadır. Yine iş tüzüğün 84. maddesine göre teklifin belli bir maddesinin genel kurulda görüşülmesi sırasında anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle reddini isteyen önergeler diğer önergelerden önce oylanır. Öte yandan
teklife ilişkin olarak serdedilen anayasaya aykırılık iddiaları milletvekilleri tarafından dikkate alınarak teklifin son oylamada reddedilmesi de mümkündür. Görüldüğü gibi teklifin anayasaya aykırı görülmesi halinde gerek komisyonda gerek genel kurulda reddedilmesine imkan tanıyan çok sayıda kural bulunmaktadır. Usulüne uygun şekilde komisyonda görüşülmüş ve genel kurul gündemine girmiş bir teklifin görüşmelerine anayasaya aykırılık iddiasıyla başlanmaması iş düzeye uygun düşmemektedir. Başkanlığımıza bu konuda verilmiş bir yetki de bulunmamaktadır. Açıkladığım gerekçelerle teklifin görüşmelerine başlama yönündeki tutumumda bir değişiklik bulunmamaktadır. Genel kurulun bilgisine sunulur. Şimdi teklifin tümü üzerinde söz taleplerini karşılayacağım. Saadet Partisi grubu adına ilk söz talebi Sayın Baş, şimdi biz yerinden söz taleplerini bütün uygulamalarda yerinden şimdiye kadar vermedik. Ama ben bugün bu tartışmaların nedeniyle size yerinizden bir istisna yapıp söz vereceğim. Kuralımı bugüne bu kanuna münasip bir şekilde bu tartışmalar nedeniyle bir yerinden söz vereceğim. Evet, Sayın Baş, buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın Arkadaşlar, Başkan. Ne zaman vereceğimi tabii divan olarak bütün biz takdir bütün Türkiye'nin edeceğiz. Gözleri burada ve dikkatli izliyor. Şimdi çok teknik bir tartışmayla boğulmak istemiyorum ama Sayın Başkan, bu kanunun bir temel kanun olarak görüşülmesi kararı dün AKP grubunun önerisi üzerinde genel kurulda yapılan oylamayla verildi. Ve temel kanun olarak görüşülmesi kararı verildiği anda biz partimiz adına hem kanunun bütününe hem bölümler üzerine hem de bütün maddeler üzerine önerge ve söz taleplerimizi içeren dilekçeyi başkanlık divanına ilettik. Ve ilk iletildiğine ilişkin başkanlık divanında kaydı var. Fakat bugün aldığımız bilgi başkanlık divanından bu önergelerin ve söz taleplerimizin işleme alınmayacağı doğrultusundadır. Bu usule, iç düzeye, meclis teamüllerine aykırı bir durumdur. Biraz önce tekrar teyit ettik. Bu durumun düzeltilmesi ve söz taleplerimizin karşılanmasını talep ediyoruz. Önergelerimizin gündeme alınmasını talep ediyoruz. Başkanlık divanının bu yönde bir karar vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Sayın Baş, şu anda önerge aşamasına gelmedik. Bu itiraz önergelerle ilgili kısma ait. Kaldı ki divanın bana bir müsaade buyurun. Divandan aldığım bilgiye göre önerge talepleri eş zamanlı verilmiş. Daha sonra bölüm söz talepleri eş zamanlı verilmiş. Daha sonra yapılan anlaşma gereği bu söz talepler karşılandığı için kura çekiminden vazgeçilmiş. Anlaşmadan vazgeçiliyorsa o zaman biz burada kura çekeriz. Kura çekilmesi anlaşmaya müsteniden kuradan vazgeçilmiştir. Eğer anlaşmadan vazgeçilmişse burada kura çekeriz. Hiçbir sıkıntı yok. Açın. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan, kanunun bütünü üzerine, maddeler üzerine, kanunun bütünü üzerine ve bölümler üzerine söz taleplerimiz var. Maddeler üzerine önergelerimiz var. Önergelere geldiğimizde tekrar konuşuruz. Şu andaki tartışmamız şu. Biz kanunun bütünü üzerine söz talebinde bulunduk. Bu talebimiz işleme alınmıyor. Eğer başkanlık divanı işleme almayacaksa bunun tek bir yolu var. Mutlaka bir usul tartışması açılması ve konunun tekrar değerlendirilmesi gerekir. Yani bir önergeyi gündeme alıp almamak, söz talebini almamak başkanlık divanının inisiyatifinde olamaz. Eğer tutumunuzda ısrarcıysanız iç düzük madde 69'a göre usul tartışması talep ediyorum Sayın Başkan.